Selamlar arkadaşlar. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyelerin bir yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını belirtmek istiyorum. Bu içerikte fonların ağırlık verdiği en göz hisseler için detaylar paylaşacağım. Hedef Portföy, Marmara Kapital, Osmanlı Portföy ve Tacirler gibi ülkemizin önemli fonlarında en çok ağırlığa sahip bu hisseleri incelemenizi tavsiye ederim. Geçmiş dönemlerde size hiçbir şey bilmiyorsanız dahi her ay fon şirketlerinin açıklamış oldukları portföylerden en fazla tercih edilenleri araştırmanız ile ilgili bir söz söylemiştim. Ben de bundan yola çıkarak en fazla ağırlığa sahip olan şirketlerin bilançolarını ve temel verilerini inceledim. Bu şirketlere direkt olarak gidin yatırım yapın demiyorum. Amacım finansal altyapısı sağlam olan uzun vadede elinizde tutabileceğiniz hisseleri yakalayabilmeniz. Sizleri fazla bekletmeden fon şirketlerinin beğendiği en gözde hisseler hangileri sıralamaya başlayalım. En gözde hisseler listesinin başında Türk Hava Yolları yer alıyor. Şirketin %50'si halka açık. Son bir senede %222 gibi müthiş bir yükseliş gerçekleştiren şirketin %13 öz sermaye karlılığı ve %7 yıllık net kar marjı bulunmakta. Son açıklanan bilançoda %407 artışla 2,22 milyar TL net kar ve %222 büyüme ile de 42,61 milyar TL net esas gelir elde edildi. Forex'e yıllık bazda %221 artış kaydederek 8,25 milyar TL'ye ulaştı. 107 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin bu dönemde elde ettiği finansman geliri ise 999 milyon TL. Şirketin net borcu geçen seneye göre %39 artarak 165 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin piyasa değeri 17 milyar TL'den 64 milyar TL'ye yükseldi. Hisse başına karlılık ise şu anda 7,24 kuruş. İş yatırımın %15 getiri potansiyeliyle hedef fiyat verdiği hissedeki yabancı oranı %38. Şirketin toplam satışlarının %93'ü yurt dışına gerçekleşmekte. Son bir senede öz kaynaklarda %86 artış yaşandı. Esas faaliyet karlılığı ise eksi 293 milyondan 2,29 milyar TL'ye yükseldi. En gözde hisseler listesinin ikinci sırasında yer alan Tüpraş'ın %49'u halka açık. Son bir senede %162 yükseliş yaşayan şirketin %38 öz sermaye karlılığı ve %2,40 yıllık net kar marjı bulunmakta. Şirket son dönemde 895 milyon TL net kar açıkladı ve %286 büyümeyle de 76 milyar TL net esas geri elde etti. Forex'e yıllık bazda %284 artış kaydederek 4,47 milyar TL'ye ulaştı. 296 milyon TL döviz fazla pozisyon bulunan şirket bu dönemde 2,44 milyar TL'de finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu %1 artarak 12,66 milyar TL'ye ulaştı. Geçen sene 22 milyar TL olan piyasa değeri şu anda 67 milyar TL'ye yükseldi. Hisse başına karlılık ise 19,87 kuruş. %57 yabancı yatırımcı oranına sahip şirket son 5 yılda kar oranının %46'sını yatırımcılara dağıttı. Toplam satışların %25'i yurt dışından gelmekte. Son bir senede öz kaynaklarında %7 artış yaşanan şirketin geçen sene esas faaliyet kârı eksi 614 milyon TL iken bu dönemde 2,75 milyar TL yükseldi. Fonların son dönemde en çok topladığı hisseler arasında yer alan Alior Holding'in %26'sı halka açık. Son bir senede %234 yükseliş gerçekleştiren şirketin %64 öz sermaye kârlılığı ve %82 yıllık net kâr marjı bulunmakta. Son çeyrekte şirketin %2295 artışla 1,3 milyar TL net kar ve %306 artışla da 980 milyon TL net esas geri elde ettiği görülmekte. Forex'e yıllık bazda %546 artış kaydederek 209 milyon TL'ye ulaştı. 468 milyon TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin finansman geliri ise 621 bin TL. Net borca sahip olmayan şirketin kasasında bulunan parası ise 746 milyon TL. Geçen sene piyasa değeri 4,38 milyar TL iken bu dönemde 13,83 milyar TL'ye ulaştı. Hisse başına karlılık ise 1,90 kuruştan 5,20 kuruşa çıktı. Yabancı yatırımcı oranı %15 seviyesinde olan şirkete 2016 yılının Mayıs ayında sadece 48 bin TL yatırsaydınız paranız bugün tam tamına 1 milyon TL olurdu. Son 5 yılda karın %18 dağıtıldı. Toplam satışların %41'i yurt dışından gelmekte. Son bir senede öz kaynaklarda %16 artış yaşandı. Esas faaliyet karlılığı geçen sene aynı dönemde 154 milyon TL iken bu dönemde 255 milyon TL yükseldi. En gözde hisseler listesinin 4. sırasında yer alan TAV Havalimanları'nın %48 halka açık. Son bir senede %80 yükseliş gerçekleştiren şirketin eksi %3,22 öz sermaye karlılığı ve eksi 5,80 de yıllık net kar marjı bulunmakta. Şirket son bilançoda 335 milyon TL zarar ve
%333 büyümeyle de 2.33 milyar TL net asgari elde etti. 762 milyon TL döviz fazla pozisyon bulunan şirket bu dönemde 11 milyon TL de finansman geri elde etti. Net borç geçen seneye göre %304 artarak 18 milyar TL yükseldi. Şirketin piyasa değeri geçen sene 7 milyar TL iken bu dönemde 17 milyar TL yükseldi. Hisse başına karlılık ise bulunmuyor. İş yatırımın %23 getir potansiyeliyle hedef fiyat verdiği hissedeki yabancı oranı %60 seviyesinde. Son 5 yılda yatırımcısına karının %31'ini dağıtan şirketin toplam satışlarının %63'ü yurt dışından gelmekte. Son 1 senedeki öz kaynak artışı ise %38 oldu. Esas faaliyet karlılığı geçen sene aynı dönemde eksi 143 milyon TL idi. Bu dönemde artıya geçerek 230 milyon TL yükseldi. Son dönemde fonların en fazla topladığı hisseler arasında yer alan Şişecam hisse senedinin %49 halka açık. Son 1 senede %172 oranında yükseliş gerçekleştiren şirketin %34 öz sermaye karlılığı ve %26 yıllık net kar marjı bulunmakta. Şirket son çeyrekte %165 artışla 3.58 milyar TL net kar ve %199 büyümeyle de 17 milyar TL net satış geri elde etti. Favex ise yıllık bazda %234 artış kaydederek 4.46 milyar TL'ye ulaştı. 6.71 milyar TL döviz fazla pozisyon sahip olan şirket bu dönemde 2.71 milyar TL'de finansman geri elde etti. Şişecam borcunu ise geçen seneye göre %171 artırarak 14 milyar TL'ye yükseltti. Geçen sene 22 milyar TL olan piyasa değeri bu dönemde 66 milyar TL'ye yükseldi. Hisse başına karlılık ise 99 kuruştan 3.71 kuruşa kadar çıkmış durumda. %25 yabancı yatırımcı oranına sahip olan şirket hissesine 2016 yılının Mayıs ayında 91 bin TL yatırsaydınız paranız bugün tam tamına 1 milyon TL olurdu. Son 5 yılda karın %22'si dağıtıldı. Toplam satışların %46'sı yurt dışından gelmekte. Son 1 senede öz kaynaklarda %29'a yakın artış gerçekleşti. Şişecam geçen sene 1.9 milyar TL olan esas faaliyet karına sahipken bu dönemde 3.98 milyar TL esas faaliyet karına ulaştı. En gözde hisseler listesinin 6. sırasında yer alan Korsan'ın %28 halka açık. Hisse son 1 senede %145 değer kazandı. Şirketin öz sermaye karlılığı %23 iken yıllık net kar marjı ise %10 bandında. Korsa son çeyrekte %216 artışla 417 milyon TL net kar ve %175 büyümeyle de 4.16 milyar TL net satış geri elde etti. Forex ise yıllık bazda %194 artış kaydederek 787 milyon TL'ye ulaştı. 1.16 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin finansman geliri ise 148 milyon TL. Şirket borcunu geçen seneye göre %79 artırarak 4.9 milyar TL seviyesine yükseltti. Şirketin piyasa değeri geçen sene 4 milyar TL idi. Bu dönemde ise 10 milyar TL'ye ulaştı. Hisse başına karlılık ise 1.16 kuruştan 5.42 kuruşa yükseldi. %11 yabancı yatırımcı oranı bulunan şirket hissesine 2016 yılının Nisan ayında 82 bin TL yatırsaydınız paranız bugün tam tamına 1 milyon TL olurdu. Son 5 yılda karın %23 dağıtıldı. Öz kaynaklarda son 1 senede %30 artış yaşandı. Esas faaliyet karlılığı 232 milyon TL'den 631 milyon TL'ye yükseldi. En gözde hisseler arasında yer alan Tekfen Holding'in %48 halka açık. Son 1 senede %27 yükseliş yaşayan şirketin %7 öz sermaye karlılığı ve %3 yıllık net kar marjı bulunmakta. Son açıklanan bilançoda %74 azalışla 105 milyon TL net kar ve %40 büyüme ile de 5.3 milyar TL net satış gelirinin elde edildiği belirtildi. Forex ise yıllık bazda %82 azalarak 92 milyon TL'ye geriledi. 724 milyon TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin 730 milyon TL'de finansman geliri bulunmakta. Net borcu olmayan şirketin kasasında 546 milyon TL nakde bulunmakta. Geçen sene aynı dönemde 5 milyar TL olan esas faaliyet karı bu dönemde 7 milyar TL oldu. Hisse başına karlılık ise 82 kuruştan 1.44 kuruşa yükseldi. İş yatırımın %111 getir potansiyeliyle hedef fiyat verdiği hissedeki yabancı oranı %17 bandında. Son 5 yılda karın %26'sını dağıtıldığı şirketin toplam satışlarının %31'i yurt dışından gelmekte. Son 1 senede öz kaynaklarda %16 yükseliş yaşandı. Esas faaliyet karlılığı geçen sene 306 milyon TL iken bu dönemde eksiye geçerek eksi 177 milyon TL oldu. En gözde hisseler listesinin 8. sırasında yer alan QA Grand şirketinin %20'si halka açık. Son 1 senede %112 yükseliş gerçekleştiren şirketin %88 öz sermaye karlılığı ve %48 yıllık net kar marjı bulunmakta.
Son çeyrekte %430 artışla 245 milyon TL net kar ve %221 büyüme ile de 650 milyon TL finansman geliri elde edildi. Forex yıllık bazda %355 artış kaydederek 262 milyon TL ulaştı. 571 milyon TL döviz açık borsada bulunan şirket bu dönemde 1.67 milyon TL finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu geçen seneye göre %204 artarak 773 milyon TL oldu. Şirketin piyasa değeri 668 milyar TL. Hisse başına karlılık geçen sene 1.53 kuruştu. Bu dönemde ise 3.19 kuruşa yükseldi. %1'e yakın bir yabancı yatırımcı oranına sahip olan şirketin toplam satışlarının %36'sı yurt dışından gelmekte. Son 1 senedeki öz kaynak değişimi %15 oldu. Şirketin geçen sene aynı dönemde esas faaliyet kârı 68 milyar TL iken bu dönemde 341 milyar TL'ye ulaştı. Uzun vadeli bir yatırım planlıyorsanız burada yer alan şirketlerin faaliyet raporlarını da okumanızı öneriyorum arkadaşlar. Böylelikle en gözde hisseler için 8 şirketin bilanço detaylarını sizlere aktardım. Bu şirketlerle ilgili sizlerden yorum bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.